kanalıma hoş geldiniz. Bugün Anna Lavender Sanat Merkezi'ndeyiz ve sizin için burayı biraz keşfedeceğiz. Öncelikle biraz bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Daha önce Bağdat Caddesi'nde bulunan Sanat Merkezi artık Karaköy'de ve burada gelip sanat eserlerini görüp, satın alabilip çok güzel bir atmosferde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle de bir parantez açmak istiyorum. Herkesin çok beğendiği, bildiği Moniz markası artık burada satışa sunuluyor. Ben çok sevindim açıkçası buna. Çünkü tek bir yerde toplanmış artık ve sadece burada satışa sunulacakmış. Şu anda bulunduğumuz bina 150 yıllık bir tarihe sahip. Önceden bir postane olarak kullanılmış ve daha sonra restore edilmiş. Şu anda da sanat merkezi haline getirilmiş. Buraya geldiğinizde aynı zamanda tarihle de iç içe oluyorsunuz. Bence harika bir atmosfer. Buranın atmosferi gerçekten mükemmel. Etrafında inanılmaz güzel eserler var. Ve size söylemiştim, burada eserler görülüp, beğenilip aynı zamanda satın da alınabiliyor. Bu galerinin çok önemli bir özelliği daha var. Botero ilk defa Türkiye'de bir sanat galerisinde sergi açmış ve burada eserleri satılmış. Bu gerçekten gurur verici bir durum. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde sanata ve sanatçıya verilen değer takdire şayan. O yüzden tebrik ediyorum şu anda burayı. Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilirler. Ben bardak boyamaya çok meraklıyımdır ve çok severim. Şu anda burada da böyle iki tane çalışma var. Bardakların üzerinde aslında bir çeşit minyatür figürleri var. Bu serginin adı da Geçmişten Günümüze. Böyle de bir kitabı var aynı zamanda. Bunlar Onur Haztürk'ün eserleri. Açıkçası ben çok beğendim çünkü kendim de yaptığım için biliyorum, bardağın üzerine bir şeyler çizmek gerçekten çok zor ve burada çok güzel bir işçilik var. Tebrik ediyorum. Geçtiğimiz Şubat ve Nisan ayları arasında burada ünlü heykeltıraş Mehmet Aksoy'un da bir sergisi gerçekleşmiş ve sergisinin adı Çekicin Rüzgarındaki Ezoterik İllüzyonlar. Aslında isminden çok fazla bir şey anlamayabilirsiniz fakat burada eserinde kullandığı malzemeler, ışığın ve gölgenin oyunları ne kadar da bağlantılı olduğunu biraz da olsun açıklıyor bizlere. Sanırım en bayıldığım yerdeyiz. Çünkü ben Moniz'i zaten takip ediyorum ve çok beğeniyorum. Danimarkalı karı koca tasarımcının yarattığı bir marka Moniz ve kullandığı ürünler hep doğal ürünler. Çok güzel tasarımları var. Şimdi size buradan birkaç detay göstereceğim. Aslında hepsine bayıldım yani ama hepsini gösterecek vaktimiz yok tabii ki. Süperler. Elimde görmüş olduğunuz bilezik bir mamut kemiğinden yapılmış. Şaşırabilirsiniz nasıl mamut kemiği olur diye. Sibirya'da buzullar eridikten sonra ortaya çıkan kemiklerden yapılmış ve bunun için özel, yasal olarak bir izin alınmış. Aslında markanın genel olarak kullandığı ürünler bu şekilde kullanılıyor. Özel izinler alınıyor. Kendisi ölmüş hayvanların kemikleri, postu, derisi bu şekilde kullanılıyor. Bence çok güzel. Moniz'in çok güzel bir özelliği daha var. Dünyanın her yerinde ürünleri sergileme şekli ve mankenler aynı şekilde. Kullanılan malzemeler, renkleri gerçekten çok güzel ve çok bütün haldeler.
bileklik Hindistan cevizi kavunundan. Gerçekten inanılmaz güzel gözüküyor. Baksanıza. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.